Erzurum denildiğinde birçok kişinin aklına bir şeyler gelir. Lezzetli ürünleri, Erzurum'un kayak pisti ama benim aklıma cağ kebabı geliyor. En sevilen lezzetlerinden biri de hiç şüphesiz ki cağ kebabıdır Erzurum'un. Coğrafi işaretiyle tescillenen cağ kebabı Lezzet Atlası'nın hazırladığı listeye göre 2023'ün en iyi 20. lezzeti seçildi. Peki cağ kebabını bu kadar lezzetli yapan ne? CNN Türk muhabiri Kübra Aydın ve Caner Emre Kınacı'nın haberinde izleyelim. Erzurum'a gelmeden de cağ kebabı yemeden gitmeyelim dedik. Gerçekten lokum. Ben lokum et diyorum buna. Şu an gayet güzeldi, et yumuşaktı. Yani güzel. Coğrafi işaretle tescillenmişti. Bu yıl içinde lezzeti de tescillendi. Erzurum'un cağ kebabı dünya listelerine girdi. Türkiye'nin her yanı yemek kültürüyle zengin. Bu zenginliklerden biri ise Erzurum'un cağ kebabı. Cağ kebabının püf noktaları bakın neler. Cağ kebabının lezzetinin sırrı koyun etinden yapılması. Daha sonra hani bunun terbiyesi de var. Terbiye de çok önemli. Tuz, karabiber, soğan da oluşuyor. Ve etimizi dinlendirmemiz gerekiyor. Yani en az bir 3 gün 4 gün dinlenmesi gerekiyor. Cağ kebabının ilk adı ahbap kebabı olarak geliyor karşımıza. Dost sohbetlerinde yapılan kebap zamanla cağ kebabına dönüşüyor. Dillere destan olan bu tat Hırvatistan merkezli seyahat rehberi Lezzet Atlası listesinde 2023'ün en iyi 100 lezzeti arasında ilk 20'ye girdi. Lezzetlerin hepsi şöyle bir cağda toplanıyor. Bizim cağ dediğimiz efendim şu ama cağa takılan etlerimiz işte budu, antikotu, pirzolası, kaburgası hepsi şöyle bir cağda toplanıyor. Eskiden bunları hani köylerde kendi aralarında cağ kebap yapıp tahta şişlere falan takıp sunum yapıyorlarmış. Cağ kebabı hem yerli hem de yabancı turistlerin ilk tercihlerinden biri. Cağ kebabı dünyada 20. Türkiye'de 1. olmuştur ve bizi mutlu etmiştir. Hak ettiği yerdedir. Ordu'dan geliyoruz. Burada dedik Erzurum'un cağ kebabını yemeden gitmek olmaz dedik. Gayet güzeldi. Yani en son 1 yıl önce gelmiştim.